Çabuk şıklığın vazgeçilmez aşaması fön. Dümdüz saçları toplasanız da, açık da bıraksanız, gece fönleyip sabah da uyansanız her daim şıklık sağlar, vazgeçilmezdir. Düz saçın vazgeçilmez karizması aslında çok önceleri keşfedildi. Daha önce evdeki imkanlarla sağlanan fön etkisi 1890 yılında Alexander Godefroy'un fön makinesini icat etmesiyle artık kuaförlere de girmeye başladı. Godefroy'un icat ettiği makine aslında bildiğimiz elektrikli süpürge makineleri gibiydi. Bir baca yardımıyla ısı sağlardı ve bu büyük makinelerin kişisel kullanıma açılması imkansızdı. 1930'lar, 1950'ler bu zorluklarla geçti. Geçmiş yani, ben orada değildim. Krom kaplama makinalarla kadınlarımız düz saç şıklığını oldukça zahmetli yollardan elde ettiler. 60'lara gelindiğinde ise kendisi küçük, işlevi büyük fön makineleri icat edildi. Ve bu o kadar moda oldu ki kadınlar artık fön makinelerini kollarına asıp gezmeye başladı. Günümüzde saçların şıklığı ister kuaförde ister evde ulaşılması kolay yollardan elde ediliyor. Bu kadar kolaylık olunca ipin ucunun kaçması da kaçınılmaz oldu. Sürekli ısı ile şekillenen saçlar daha kolay kırılıyor, daha çabuk zarar görüyor. Fakat iyi ki kerastas var. Çünkü kerastas saçların bu tarihsel yolculuğunun geldiği noktada koruma görevini üstlendi. Ve bu ısı koruyucu saç spreyini üretti. Isı koruyucu saç spreyi, ısı ile şekillendirilen saçları, fön, maşa gibi uygulamaların zararlı etkilerinden korur. Saçlarınıza bakım yaparken düz ve pürüzsüz bir yüzey elde etmenize yardımcı olur. 230 dereceye kadar koruma sağlarken saçların elektriklenmesini ve kabarmasını engeller. Geriye de güvenle şekillendirme kalır. Şimdi çoktan ısıyla zarar görmüşse bu zararların giderilebilmesi için bakım ürünleri kullanman gerekecek. Son pişmanlığın fayda etmeyeceği zararlar içinse bir doktora başvurman lazım. Fakat daha yolun başındaysan, ısıdan önce spreyi uygularsan işte o zaman her şey daha güzel olur. Fön uygulaması erkekler için de çok popüler, biliyoruz. Isı koruma özelliği cinsiyet ayırt etmiyor. Siz de kullanabilirsiniz.